Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda antrenmandan dönen halter sporcusu Samet Mutlu'ya 2 tane köpek saldırdı. Genç sporcunun bacaklarına 49 tane dikiş atıldı. Köpek saldırısından babası Ömer Mutlu tarafından kurtarılan Samet Mutlu, şampiyonalara hazırlanıp Ayyıldızlı bayrağı dalgalandırmak için hazır olduğunu söyledi. Antrenman çıkışında evime geliyordum. O sırada işte köpekler tam gelirken arkadan saldırdılar. Sonra babam gelip son anda babam müdahale etti. Köpekler tallanın orada bekliyorlardı. Biraz bekledim gitsinler diye. Gittiler. Sonra ben evime doğru yürürken oradan birden pusmuşlar oraya. Birden üstüme doğru gelince kaçacak vaktim de olmadığı için yere yattım. Oradan yüzümü korudum. Evet, peki şu an için bacaklara sarılı ne kadar dikiş attılar? 49'a evet 49 tane dikiş attılar. Doktor da zaten demişti Allah'tan dedi. Kemiğine, lifine, damarlarına zarar vermemiş dedi. Sen yüzünü mü korudun peki? Yüzümü korudum. Diz kapağımdan yukarı zaten çıkartmadım köpekleri. Evet, peki senden sonra da yine bir başka bir kişiye daha saldırmışlardır. Benden sonra muhtemelen benden hırsını alamayınca nasıl söyleyeyim yani beni kendine baş edemeyince direkt hırsını Yusuf abiden almış. Ona da saldırmış. O daha biraz durumu ağır. Onun durumu biraz daha ağır. Onun yara beresi daha fazla benden kırığı falan. Benim sadece biraz yaralarım derin o kadar. Evet, peki şu an için son durum nedir? Kaç gün sonra sargılara atacaksın ve sen aynı zamanda madalyalı bir sporcusun. 20 gün sonra sargılarımı atıyorum. Tam gaz antrenmanlarıma devam ediyorum. İlk öncelikle Türkiye şampiyonasında madalya alıp kamplara gideceğim. Sonra ilk Avrupa maçında Türkiye'mizin bayrağımızı son bir derecede dalgalandıracağım. Köpeklerin benim bark sesine gelince ben çocuğu köpeklerin arasına sıçtırdım, koştum. Azıcık daha yaklaşınca ondan sonra benim çocuğum olduğunu anladım. Ondan sonra köpeklerin arasına elinden aldım. Sonra da ondan sonra de buna şükür dedim. Ama köpekler büyüktü. Öyle yani boş gezen köpekler değildi. Bir Hayır. sahibi vardı. Peki ilçenizde böyle olan yaygın bir şey mi bu köpek, yoksa tesadüf olan bir şey mi? Tesadüf olan bir şey veya herhalde köpekler bağlıydı ki herhalde sahibi de boşlar biraz geçsin diye. Onlar da tabii bağlı olan köpekler her zaman hırslı olur. O da ondan sonra çocuğa saldırırlar. Yoksa böyle boş köpekle böyle fazla saldırmaz. Bünyan, Kayseri Bünyan ilçesinde yani olmayan bir şey oldu. Hiç olmayan bir şey. Sahipli köpekler. Burada 2 tane sahipli köpekler arkadaşı Samet Mutlu'yu yaraladı. Samet bu boş arazide görmüş, tedbir amaçlı beklemiş köpekler geçsin diye. Daha sonra buradaki çukurdan çıkmışlar, Samet'e saldırmışlar. Samet burada daireler çizerek kaçmaya çalışmış. Daha sonra buradan Samet yaralandıktan sonra amcam duymuş sesini, koşarak Samet'i kurtarmaya gelmiş. Peki bu olay sonrası nihayetinde siz de burada geçiyorsunuz. Korkuyor musunuz? Ya ister istemez korkuluyor. Hani kardeşimize saldırıya uğradı. Hani hiç olmayan bir şey oldu. Yani bu mevkiden geçemiyoruz artık. Evet. Kardeşlerimizi, küçüklerimizi ya bakkala dahi olsun gönderemiyoruz abi. Bu olay hepimiz üzdü aslında. Yani olağan bir şey değil normalde. Çok yani bir 4-5 yıl önce bir tane daha olmuştu. Yani o da ölümle sonuçlanmıştı aslında. Bizi olay çok üzdü. Böyle olaylarla çok zor karşılaşıyoruz yani. Yani olay cidden hepimizi çok derinden etkiledi. Peki az önce çevremizde de gördük, köpek hala bir dolanan var. Korkuyor musunuz peki? Bu olaydan sonra daha çok korkmaya başladık, inanın yani. Bu olaydan sonra yani kardeşlerimiz olsun, artık nasıl ekmek almaya falan göndereceğiz, korkar olduk yani artık biz de.